Herkese merhaba arkadaşlar. Ne iş yapar video serimizin bu videosunda Bandırma Gübre Fabrikaları anonim şirketini inceleyeceğiz. Bagfaş ne iş yapar diyeceğiz. Önce girelim bakalım sitedeki hakkımızda kısmında ne yazıyormuş. Bandırma Gübre Fabrikaları anonim şirketi kimyevi gübre üretimi konusunda sektörünün öncü ve yenilikçi firmalarındandır. Kurulduğu günden bugüne kadar sürekli geliştirmeyi hedef edinmiş. Türkiye ve dünyada sektörel pek çok ilke imza atmıştır. Bagfaş, entegre gübre tesisleri Marmara Denizi'nin güneyinde Bandırma Erdek arasında Kapıdağ Yarımadası'nın karayla birleştiği noktanın yanı başında kuruludur. Bagfaş, gerçek anlamda halka açık şirket özelliklerini taşımakta olup, Türk sermaye piyasası mevzuatında öngörülmüş olan tüm özellikleri daha kuruluş aşamasında ana sözleşmesine almış, sadece teknolojik alanda değil, hukuksal ve sosyal alanda da örnek bir şirkettir. 1969 yılında ülkemizin artan kimyevi gübre ihtiyacını gören Etibank, Borax ve Asit Borik fabrikaları kurucusu genç bir mühendis olan Sınai Kimya Yüksek Mühendisi Recep Gençer'in önderliğinde yöre çiftçi ve iş adamları tarafından kurulmuştur. Kuruluşunu takriben halka açılan Bagfaş'ın hisse senetleri o tarihlerden itibaren piyasalarda işlem görmüştür. Şirket merkezi 1978 yılında genel kurulun oy birliği kararıyla İstanbul'a alınmıştır şeklinde bir hakkımızda kısmı mevcutmuş. Üst yönetimde kimler var? Yönetim kurulu başkanı Yahya Kemal Gençer, kimya yüksek mühendisi, muhasebe ve mali işler müdürü İstek Erten Sarıbayır. Peki Yahya Kemal Gençer kimdir? 1954 tarihinde doğmuş, ilkokulu Bandırma'da, ortaokulu İstanbul Haydarpaşa Lisesi orta kısmında, liseyi Kabataş Erkek Lisesi'nde okumuş ve 1971 yılında mezun olmuş. 71 yılında Kuzey Atlantik Anlaşması Derneği'nin liseler arası kompozisyon yarışmasını kazanarak NATO'nun davetlisi olarak 3 ay süreyle Belçika'ya davet edilmiş. 71 yılının sonunda Federal Almanya'ya geçerek Goethe Enstitüsü'nde Almanca kurslarına başlamış. 73 yılı Nisan döneminde Berlin Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesi'ne kaydolmuş. Ön diploma sınavlarına kadar tahsiline devam ederek daha sonra Aşağı Saksonya'da Clausthal, nasıl okunduğu telaffuz edildiğini bilmiyorum, Teknik Üniversitesi'ne nakil yaparak 1980 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Cevher Hazırlama Fakültesi Kimyasal Metotlar ve Flotasyon kürsüsünde Türkiye fosfatlarının flotasyon yolu ile zenginleştirilmesi konulu ihtisas tezini verdi. Halen Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi'ndeki yönetim kurulu başkanlığı, murahhas üyelik ve genel müdürlük görevlerinin yanı sıra Bagasan Bagfaş Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi ile Badetaş Bandırma Deniz Taşımacılığı Anonim Şirketlerinin yönetim kurulu üyesidir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Ortaklık yapısı Recep Gençer %40.44, diğer ise %59.56 şeklindeymiş. Faaliyet alanları asit üretim tesisleri, Bagfaş, Bandırma kimyevi gübre fabrikaları, Türkiye'nin ilk ve hali hazırda tek entegre kimyevi gübre tesisidir. Tesislere kükürt ve fosfat olarak giren kimyanın bu iki önemli ham maddesi tesislerden çeşitli kimyevi gübre olarak çıkar. Sülfürik asit tesisi, şöyle buraları hızlı hızlı geçeceğim, durdurup okuyabilirsiniz siz. Fosforik asit üretim tesisi, kapasiteleri de burada yazıyor arkadaşlar. Tesisin işte günlük kapasitesi, yıllık kapasitesi vesaire. Gübre üretim tesisleri, TSP tesisi, kristal amonyum sülfat tesisi, kapasiteler de mevcut burada. DAP, NPK, granülasyon tesisi. Burada uzun bir metin var, bunu okuyabilirsiniz. Hani biz yani yatırımcılar genelde hani bunların hani detayını bilmediği için, terimlere hakim olmadığı için şöyle aşinalık olmasa aslında şöyle okuyabilirsiniz. Yardımcı tesisler demiş, iskele tesisleri. İşte gemilerin yanaşabileceği kapasiteye sahip bir iskele. Türbin, jeneratör tesisi mevcut. Torbalama tesisleri, ham madde ve mamül madde depoları ve ambarlar, tesisler, atölyeler, üniteler vesaire, işte fabrika idari ve teknik yönetim bir alır şeklinde burada detaylı bir şekilde yazmışlar. Ürünler ne arkadaşlar? İhracat için üretimler, kalsiyum amonyum nitrat diye okunuyormuş bu. Kalsiyum amonyum nitrat gübresi Türkiye'de tüketilen gübreler arasında %15-20 arasında pay almakta olup Türkiye'deki tek granül yapıda olan gübre üretimi Bagfaş'ın tesislerinde yapılmaktaymış. Amonyum nitrat arkadaşlar yine üretiminde rol alıyorlar. Türkiye'deki gübre üretimindeki yeri %20 seviyesindeymiş. Diamonyum fosfat gübresi de bilmem neyi içeriyormuş. Dünyada en çok kullanılan taban gübresi cinslerindenmiş. Ve arkadaşlar burada amonyum kükürt galiba. Evet, amonyum kükürt. Kükürtlü kompoze diye bir ürünleri mevcut. Yine aynı şekilde kükürtlü çinkolu kompoze. Kükürtlü kompoze. Kükürtlü çinkolu kompoze. Burada şuradaki sayıların da bir mutlaka anlamı var. Çünkü bunlar formülleri sembolize ettiği için öyle tahmin ediyorum. Farklılık gösteriyor bunlar birbirlerinden. Ve özel formülasyonlar mevcut. Mesela Türkiye'de özellikle pancar ekicileri Kooperatifler Birliği tarafından talep edilmesi nedeniyle özel kompoze gübre formülasyonlarının da üretim yapılmaktaymış. Mesela şuradaki kükürtlü kompoze bilmem ne, kükürtlü çinkolu kompoze bilmem ne, kükürtlü çinkolu kompoze bilmem ne gübresi. İşte şu rakamlar farklılaştığı için. Bu formüldeki rakamlar. Bunlar da özel olarak üretilen gübre cinslerindenmiş. Diğer kimyasallar fosforik asit, sülfürik asit,
nitrik asit ve buradaki yer alan maddeler dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edilen özel üretimlerdenmiş. Temettüsüne bakalım hemen. En son 2015 yılında dağıtmış. Şu an videoyu çektiğimiz 20 Ekim 2020 gününde geçerli bu bilgiler arkadaşlar. 2011, 2012, 2013 yılında ard arda dağıtmış. 2011'de %3.78, 2012'de %5.71, 2013'te %1.71 ve en son dağıttığı tarih 2015'te %0.49 temettü verimi mevcutmuş. Gelelim faaliyet raporlarına. Şöyle bir özet geçelim hemen. Net faaliyet kar zararı 2013 yılında bu milyon TL cinsinden 3 milyon TL iken 2020 yılında 80 milyon TL olmuş. Hatta 2019 yılında bir ara 111 milyon TL'ye çıkmış. Bu 80'nin sebebi pandemi etkisi denilebilir. Yine 2018'de 2013'ü aratmayacak derecede bir 8 milyonluk bir seviye mevcut. Fakat 2013'ün yine yaklaşık 2,5 katı. Fakat bir önceki yıllara ve ondan sonraki yıllara göre çok az bir kar yapılmış. Bunun sebeplerini detaylıca araştırmak lazım. Fakat trend artan bir trend diyebiliriz net faaliyet kar zararında. Satışlara bakalım. İşte buradaki mavi renkli olanlar yurt içi satışlar, turuncu renkli olan yurt dışı satışlar. Yani yurt içi satışların neredeyse yarısı kadar da diyebiliriz. Yarısı kadar, yarısına yakın bir kısmını da yurt dışı satışlar olarak 3'te 1'si de diyebiliriz. 3'te 1 ile yarısı arasında da diyebiliriz. Yani burada aslında yurt dışı satışlar olduğundan dolayı kasasında doların da olduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde. Bilmiyorum. Yorumlarda aydınlatabilirsiniz bizi. Satışlarda da artan bir trend, hem yurt içi satışlarda hem yurt dışı satışlarda artan bir trend söz konusu diyebiliriz. Öz kaynaklara bakalım. Öz kaynakları da 2013 yılında 221 milyon TL iken 2020 yılında yani 7 yılda neredeyse kendini 2 katına çıkarmış. Yani %80-%90 civarında büyütmüş. 2016 yılında 2534 milyon zirveye çıkmış. Sonra da düşüşler meydana gelmiş. Bu düşüşlerin sebebi de dediğim gibi araştırılabilir. Tabii 2018 yılındaki net faaliyet kar zararındaki şu 8'lik burada illaki rol oynamıştır ama şuradaki düşüşün sebebini tabii araştırmak lazım. Acaba yeni bir yatırım mı yaptı? Bundan dolayı mı azaldı? Bunların detayları araştırılabilir. Bunu araştırmak da tabii ki hissedar olmak isteyen kişilere kalsın diyelim ve noktayı koyalım arkadaşlar. Vakfaş ile ilgili anlatacaklarımız bu videoda bu kadardı. Ne iş yapar video serimizde diğer videoları da izleyebilirsiniz. Diğer şirketlerin videolarını da inceledik. İncelemeye de her gün geçtikçe devam edeceğiz. Fonlarla ve hisse senetleriyle ilgili yaptığımız çeşitli analiz videoları, çeşitli vizyon katıcı içerikler de kanalımızda mevcut. Kanalımıza abone olursanız ve videoları beğenirseniz eğer likelamayı lütfen unutmayınız. Hepinize iyi günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum.